İbni Mesud radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. İnsanlar toptan sıratın başına varırlar. Onların sırata varmaları cehennemin çevresinde durmalarıdır. Bundan sonra derecelerine göre sırattan geçerler. Bir kısmı şimşek gibi geçer. Diğer bir kısmı yel gibi geçer. Bir kısmı kuş gibi uçar. Sırattan yarış atı hızında gidenler de vardır. Hecin devesi hızında gidenler de vardır. Normal insan yürüyüşüyle gidenler de vardır. Bir kısmı da ayak parmağı ucu kadar yürür. Sırat yürüyüşü bu en yavaş yürüyen kimsenin geçişiyle tamam olur. Sırat kaygandır. İnce kılıç gibi keskindir. Dikenlidir. Deve dikenleri gibidir. Her iki yandan sıratı melekler sarmıştır. O meleklerin elinde ateşten çengeller bulunur. Onlarla insanları takip ederler. Sırattan yürüyerek selametle geçenler olduğu gibi, oradan yaralı kurtulanlar da vardır. Cehenneme düşenler de vardır. Bu sırada melekler yalvarırlar. Kurtar Allah'ım, kurtar. Onlardan biri sıratı geçer ki, bu cennete girenlerin sonuncusudur. Sıratı geçince ona cennetten bir kapı açılır. İlerideki makamı kendisine gösterilmez. O kul der ki, ya Rabbi, burada kalayım. Allah-u Teala şöyle buyurur, seni burada bırakırım ama sonra başkasını istersin. O kul der ki, İzzetine yemin olsun ki istemem ya Rabbi. Bundan sonra ona cennetin dereceleri gösterilir. Bunları görünce daha önce kendisine verilenleri küçük görür ve ya Rabbi beni oraya yerleştir der. Allah-u Teala şöyle buyurur. Seni oraya yerleştiririm ama daha başkalarını istersin. Hayır istemem ya Rabbi der. Ama öbürlerini görünce yine ister. Dördüncü makama kadar çıkar. Orası da açılır. Öbürleri gözünden silinir. Ama bir şey diyemez artık. Utanır. Susar kalır. Allah-u Teala sorar. Daha başka bir şey istemeyecek misin? Halini şöyle dile getirir. İsteye isteye utandım ya Rabbi. Bunun üzerine Allah-u Teala şöyle buyurur. Sana dünya kadar ve onun 10 misli de fazlası. Bu, cennet ehlinin en alt derecede olanıdır. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh diyor ki, Resulullah bu hikayeyi bize anlattıktan sonra güldü. Gülerken yan dişleri göründü. Rivayet edildiğine göre, dünya kadınlarından cennete girenler fazilet itibariyle hurilerden daha güzel ve daha üstündür. Bu manada, Allah-u Teala şöyle buyurdu. Gerçekten biz onları yepyeni bir yaratılışla yarattık. Hepsini aynı yaşta bakire ve kocalarına düşkün eyledik. Hep bunlar kitabını sağdan alanlaradır. Peygamber Efendimizin ümmetinden olan bazı kişiler mezardan kalkınca doğruca cennete giderler. Melekler bunlara derler ki, hesap gördünüz mü? Hayır. Biz hesap falan görmedik. Sırat köprüsünü geçtiniz mi? Hayır. Sırat falan görmedik. Cehennemi gördünüz mü? Hayır. Cehennemi de görmedik. Siz ne amel işlediniz de böyle hesap görmeden, sırata uğramadan doğruca cennete geldiniz. Biz iki hasletimiz sebebiyle bu nimete kavuştuk. Allah'tan utanır, yalnızken de günah işlemezdik. Bir de Allah'ın verdiği az rızka razı olurduk. İmam-ı Rabbani Hazretleri Mektubat kitabında buyuruyor ki, cehennem üzerindeki sırat köprüsünden geçilecek, iyiler geçip cennete gidecek. Cehennemlikler ise cehenneme düşecektir. Sırat kıldan ince, kılıçtan keskindir. Melekler müminleri kurtarmaya çalışır. Cebrail aleyhisselam beni belimden tutar. Ben de, ya Rabbi, ümmetime selamet ver,
onları kurtar diye dua ederim. O gün ayağa sürçüp düşen çok olur. Servetiyle Allah-u Teala'ya itaat eden ve malının hakkını ödeyen kimse, kıyamette sırata gelince malı, haydi geç, çünkü sen bende olan Allah'ın hakkını ödedin der. Daha sonra malındaki Allah hakkını ödemeyen kimse gelir. Malı, neden bende olan Allah hakkını ödemedin der. O da, yazık bana, ne yaptım diye söylenir. Sıratı geçen müminler iki pınarla karşılaşırlar. Bu pınarın birinde yıkanır, diğerinden de içerler. Böylece maddi ve manevi temizliğe kavuştuktan sonra cennetin kapısına gelirler. Melekler Zümer suresinde bildirildiği gibi, sizlere selam olsun, hoş geldiniz, ebedi olarak buraya girin derler. Sonra cennet elbiseleri giydirilir, hepsi cennete girerler. Takva sahipleri o kimselerdir ki, melekler canlarını hoş ve rahat halde alırlar. Selam size, yapmış olduğunuz güzel işlerin mükafatı olarak girin cennete derler. Rablerinden korkanlar da bölük bölük cennete sevk edilmektedir. Nihayet oraya vardıkları zaman kapılar açılır ve bekçiler onlara, selam sizlere, ne hoşsunuz, ebedi olarak içinde kalmak üzere haydi girin oraya derler. Onlara selametle, güven içinde oraya girin denilir. İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin en yüksek makamlarıyla mükafatlanacaklar. Adın cennetlerine girecekler. Atalarından, eşlerinden ve zürriyetlerinden salih olanlarla birlikte olacaklar. Melekler de her kapıdan yanlarına girip şöyle diyecekler: sabrettiğiniz için size selam olsun. Ahiret yurdu ne güzeldir. İman edip salih ameller işleyenler ise Rablerinin izniyle içinde sürekli kalacakları ve altından ırmaklar akan cennetlere konurlar. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, cennette at var mı diye sordu. Sallallahu aleyhi ve sellem de, Allah-u Teala Hazretleri seni cennete koyduğu takdirde kızıl yakuttan bir at üzerinde orada dolaşmak isteyecek olsan, o seni istediğin her yere uçuracaktır buyurdu. Bunun üzerine diğer biri de, cennette deve var mı diye sordu. Ama buna sallallahu aleyhi ve sellem öncekine söylediği gibi söylemedi. Şöyle buyurdu: eğer Allah seni cennete koyarsa, orada canının her çektiği, gözünün her hoşlandığı şey bulunacaktır. Bir hadisi şerifte, cennetteki nimet genişliği hakkında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Allah-u Teala Hazretleri ferman etti ki, ben azimüşşan, salih kullarım için gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve insanın hayal ve hatırından hiç geçmeyen nimetler hazırladım. Bir başka rivayette Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor: kuşun etinden yemek o kimsenin hatırına gelir ve bunun üzerine hemen çeşitli et yemekleri halinde onun önüne varır. Cennet ehli ondan istediği kadar yer. Doyduğu zaman kuşun kemikleri toplanır, sonra uçar. Dilediği gibi cennette otlamaya başlar. Cennette bir çarşı vardır. Ancak orada ne alış ne de satış vardır. Sadece erkek ve kadın suretleri vardır. Erkek bunlardan bir suret arzu ederse o surete girer. Ancak cennete giren rahata kavuşur. Cennet ebedi bir ikamet halinde parıldayan bir nur, yaygın bir koku, çok iyi inşa edilmiş bir köşk, akan bir ırmak, olgun bir meyve, yeşillik, neşe, serinlik, tazelik mahallidir.